Salih'in şöyle bir durum var. Salih çoğunluğu kendi hataları olmak üzere kariyerini bu noktaya getirdi. Bu arada Emre, Bak. çok çok özür diliyorum. Şu anda Omar'ın bulunduğu hastaneden doktor, Profesör Doktor Vedat Kaya bir açıklama Dinleyelim, yapacak. dinleyelim. Daha önemli. Birazdan gideceğiz o noktaya. Şimdi bağlantı noktasına gelecek doktorlar. Canlı olarak aktarıyoruz değerli izleyenler bu görüntüleri. Tabii ki hem Galatasaray camiası hem futbol camiası Omar'ın durumunu yakından takip ediyor. Merakla bekleniyor ne durumda olduğu. İnşallah iyi bir haber alırız. İnşallah. Şimdi doktorlardan birazdan açıklamalar yapılacak. Şu anda Canlı yayın hazırlıkların hazırlıkları var şu anda. tamamlanmasını. Birkaç kanal herhalde canlı yayın hazırlıkları. Doktorlar hazır çünkü Evet, orada. evet, evet. Canlı yayında son hazırlıklarını yapan arkadaşlarımız var. Bizim Sercan hazır abi işte bak tak diye Galatasaray hazırlanmış. TV orada herhalde bir takım hazırlıklar yapıyor. Evet, şu an artık Hadi güzel bir haber verin bize. son hazırlıkların tamamlanmasını bekliyoruz. Omar'ın doktoru Profesör Doktor Vedat Kaya birazdan açıklamalar yapacak. Oyuncunun sağlık durumu ile ilgili bilgi verecek. Gelen son haberler gözünün yıkandığı, temizlendiği ve son tetkiklerin ardından bilginin netleşeceği şeklindeydi. Zannediyoruz artık kesinleşti. Geliyorlar Evet, doktorlar da. doktorlar geliyorlar. Şimdi dinleyelim değerli izleyenler. Merhabalar. Futbolcu arkadaşımız Omar Bey'in durumuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Dün gece 12 civarında hastanemize geldi ve her iki gözde, bir gözde daha fazla olmak üzere, daha ağır olmak üzere bir yaralanma söz konusu. İlk önce gerekli tetkikleri yaptık. Daha sonra da ben ve plastik cerrahi arkadaşım göz ekibiyle birlikte girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve şu anki durumu düne göre oldukça iyi. Ve şu anda medikal tedavi uygulanıyor. İlk etapta söyleyeceklerim bunlar. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi? Muhtemelen gerekecektir. Daha yüzeysel olmak üzere böyle bir planlama yapıyoruz. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız. Doktor arkadaşlarım İhsan Bey, Belma Hanım ve Başhekim Bey hep beraber bir değerlendirme yapıp gidişatı planlamayı düşünüyoruz. Hocam görme yetisiyle ilgili şu anda söyleyebiliriz acaba? Şu anda mutlaka oluşan termal kimyasal bir travma mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan final olarak, sonuç olarak nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Hem dün gece incelememizi yaptık almadan önce. Bugün de keza sabah tekrar gördük. Bir saat kadar bütün tetkiklerini yaptık. Ultrason, tomografisi yapıldı, biyomikroskobik muayenesi yapıldı. Ve düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hocam, Sayın Kaya, hocam, bir gözünün diğer gözüne göre daha farklı olduğunu söyleyebiliyor muyuz? Yani sol ya da sağ. Göreceli olarak bir gözü biraz diğerine göre daha hasarlı. Şu an futbola dövüşle ilgili herhalde bir şey söylemek zor. Söylemek çok zor olur. Evet. Ama tekrar söylüyorum. Düne göre daha iyi olduğunu söyledim dikkat ederseniz. Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler medikal tedaviyle daha da iyi bir duruma geçeceğini Ne umuyoruz. kadar bir tedavi bekliyorsunuz şu an yani Şimdi bunları hakikaten önceden kestirmek zor. Bununla ilgili burası aynı zamanda bir üniversite kliniği. Ve gerçekten Türkiye'deki en iyi göz olarak, en iyi ekipmana en azından göz olarak, en iyi ekipmana sahip kök hücre laboratuvarımız var. Her türlü bu türde vakalara daha önceden de müdahale ettik. Türkiye genelinde başka hastanelerde yeterli şeye ulaşılamayan hastalar da oluyor. Onlar da bize geliyorlar. Yeterli tedavi imkanına ulaşamayan.
Bu imkanlara çok net olarak sahibiz. Yani kök hücre laboratuvarımız var ve tekrar söylüyorum bir üniversite kliniği her türlü ekipman da var. Bunu şu anlamda söylüyorum. Bu tür yaralanmalarda ilerleyen süreçte bununla ilgili belki müdahaleler gerekebilir. Bunları tam olarak en iyi şartlarda, hatta Türkiye'den değil de genel dünya ortalamasının üzerinde bir şekilde yapma imkanına sahibiz ve de yapacağız. Hocam iki gözünde de yani mesela şu aşamada görme yetisi var mı? Şimdi görme yetisi var ama ileriki dönemdeki gidişat nasıl olur vesaire, onunla ilgili şu anda bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Öyle bir şey söylemek istemem açıkçası. Çünkü ben basit bir parça, bir ufak leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o lekeyi temizlersiniz, görme artabilir. Dolayısıyla bunlarla ilgili şu anda şey söylemek istemiyorum. Ben size genel bir çerçeve çizmek istedim. Buradaki termal kimyasal bir yanık ve ona bağlı bir tedavi şeyi uygulayacağız. Şimdi dediğim gibi bu bir bizim açımızdan, biz teknik olarak söylersek bir termal kimyasal bir yanık ve onunla ilgili tabii ki bir temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik. Yani burada tıbben gereken debritman dediğimiz işlemlerin tümünü yaptık ve bu bile bir gün içinde çok büyük bir fark yarattı. Şimdi restorasyon diyebileceğimiz yüzeyin restorasyonu, bununla ilgili işlemleri de adım adım planlıyoruz. Hocam son olarak yüzünde evet daha çok yanlış bir şey yaptı. Ancak elinde patladığına dair bir şeyler var. Ellerinde ya da başka bir yerde bir hasar var mı? Yani o konuda ben hakikaten yanıltıcı bilgi vermek istemem. Bana gözle ilgili soru sorun lütfen. Hocam yarın yapılacak kontrolün ardından operasyon olup olmayacağı daha... Evet, daha yüzeyel bir müdahale düşünebiliriz. Açıkçası öyle bir şey planlıyorum ama gününü henüz kararlaştırmadım. Teşekkür ederim. Evet, Profesör Doktor Vedat Kaya'nın açıklamalarını dinledik Omar'la ilgili. Düne göre durumunun çok daha iyi olduğunu söyledi. Bir gözünün diğerine göre daha hasarlı olduğunu, ancak tedavilere başlandığını ve daha net açıklamanın bu tedavilerin ardından yapılabileceğini söyledi. Profesör Doktor Vedat Kaya, hemen bu açıklamanın ardından da kısaca bir değerlendirmenizi rica edeyim. Tabii ki doktor değiliz, profesör değiliz. Yani gözle ilgili çok fazla bir şey bilmiyoruz ama umut verici konuştu. İnşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Allah'ım çocuklarına bağışlasın. Bize amin, bağışlasın. Amin.